Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir gözleme tarifi vermek istiyorum. Öncelikle patateslerimizi haşlıyoruz. Ben haşlama esnasında göstermedim. Burada 7-8 adet patates var ama şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Bunlar küçükten birazcık büyük olacak şekilde patatesler. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. İçerisine şu şekilde 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz. Şimdi güzelce patateslerimizi iyice böyle eziyoruz. Hem de tereyağını birbirine karıştırmaya çalışıyoruz. Tereyağının eriyebilmesi için arkadaşlar patateslerimizin sıcak olması gerek. Yoksa tereyağımız içerisinde erimez. Bu şekilde güzelce ezelim. İyice ezdik arkadaşlar. İçerisine 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Şu şekilde kırmızı toz biber ve karabiber ilave ediyorum. Dilediğiniz baharatlardan ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir adet de içerisine yumurta kırıyoruz. Güzelce bir karıştıralım burayı. İyice karıştırdık yumurta eriyene kadar. Şimdi arkadaşlar burada birazcık taze soğan var, birazcık dereotu var, birazcık da maydanoz var. Hepsini ince ince kıydım. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. O yüzden tam olarak ölçü vermiyorum. Damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Şöyle birkaç daha karıştıracağım. Arkadaşlar şöyle azıcık bir un ilave ediyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ediyoruz. Tekrardan un koyuyorum. Şimdilik ölçü vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle ele yapışmayan bir kıvamda hamur olacak. Yani çok değil, en fazla 1 su bardağı veya 1,5 su bardağı kadar un kullanmış olacağız. Göz kararı şu şekilde ekleyeceğim. Yavaş yavaş ilave etmenizi tavsiye ederim. Şimdi birazcık daha un ilave ediyoruz. Tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. İçerisinde patates olduğu için elimize yapışabilir. Önce bir kıvamını ayarlayalım. Arkadaşlar şimdi tezgahımı bu şekilde unluyorum. Burada yoğurmaya geçeceğim. İçerisinde patates olduğu için birazcık ele yapışabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde yapın. Biraz da üzerine şöyle un ilave edeceğim. Arkadaşlar ben normalde şu anda tabağın içinde yoğururken 1,5 su bardağı kadar bir un kullandım. Şimdi siz ne kadar patates kullanırsanız ona göre ununuzun ölçüsünü ayarlamanız gerekecek. Dediğim gibi içerisinde patates olduğu için yapışan bir hamur oluyor. O yüzden bu şekilde unlayarak, kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmamız gerekecek. Arkadaşlar bu şekilde tezgahınızı iyice unlayın lütfen. Dediğim gibi birazcık ele yapışıyor çünkü. Toplamda ayrıyeten 1 su bardağı daha un buraya serptim. Onunla da güzelce yoğurdum. Artık hamurumuz tamam. Birazcık ele yapışıyor yalnız, bunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar şurayı şöyle güzelce bir unlayalım. Şimdi şöyle küçük küçük bezeler alıyoruz. Aslında tamamen tavanızın boyutuna göre değişebilir. İsterseniz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrardan şöyle üzerlerine un kullanıyoruz. Birazcık fazla un kullanacağız ne yazık ki. Böyle bezeler alıyoruz. Un döktüğümüz tarafa yerleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle birazcık daha un serpiyorum. Aldığım bezeleri artık açmaya başlıyoruz. Birazcık da üzerine un serpelim. Çok fazla bastırmadan.
Evet arkadaşlar, ben bu şekilde incecik bir hamur açtım. Çok fazla açmayacağım çünkü yırtılabilir. Bakın inceliği şöyle gözüküyordur zaten. Bu arada tabi tavamızı da ısıtıyoruz arkadaşlar. Tavamız ısında dursun. Bir çay kaşığı ile yağlıyoruz. Ondan sonra artık bunları tavamıza atıyoruz. Arkadaşlar tavamızı şöyle bir fırça yardımı ile çok az bir şekilde yağlıyoruz. Tavamızın iyice ısınması gerekecek. Bunu belirtmek istiyorum. Dikkatli bir şekilde hamurumuzu içerisine koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi diğer yüzünü çeviriyoruz. Ben diğer tarafını yağlamıyorum. Çok fazla yağlı olmasını istemiyorum çünkü. Diğer tarafı da piştikten sonra tabağımıza alıyoruz. Arka tarafına bakalım. Bakın arkadaşlar, arka tarafı da pişmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle birkaç dakika daha dursun, ondan sonra artık alabiliriz tabağımıza. Evet arkadaşlar, böreklerimizin son hali bu şekilde. Hepsini detaylıca şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten harika, çok güzel gözlemeler oldu. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Yapması en fazla 15 dakika sürdü. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.